Sayın milletvekili, saygıdeğer misafirler, okulumuza gelerek bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Programımızda Sayın Milletvekilimiz Hasan Karal Beyefendi öğrencilerimizle bir söyleşi yapacak ve başarılı öğrencilerimize hediye takdiminde bulunacaklardır. Burası Güneysu ilçesi, biliyorsunuz. Burası çok önemli bir ilçe. Şu anda adını da aldığı üzere, Şehit Kemal Mutlu'dan aldığı üzere öylesine önemli bir ismin, dedesinin adını verildiği bir okuldayız. Şehit kelimesini görünce tabii aklıma şu anda biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fiilen içerisinde bulunmuş olduğu bir harp var, bir savaş var. Belki de biz şu anda burada bu sıcak ortamda rahat ortamı paylaşırken, sizlerle konuşurken, görüşürken şehitlerimiz şu anda olabilir. Afrin'de, Suriye'nin kuzeyinde savaşıyoruz biliyorsunuz. Ülkemizin güvenliğini sağlama adına, sınırlarımızın güvenliğini sağlama adına ve maalesef Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlar, kurgulanan kurguları bertaraf edebilme adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken şehitler veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken gaziler veriyoruz. Ve şimdiden bu şehitlere Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin diyoruz. Tabii vatan kanla sulandığı takdirde vatan oluyor. Yoksa bir tarladan farkı yok. Vatanın arsadan ve tarladan fark edilebilmesinin temel ayrım noktası kanla sulanabilmesidir. Şehitlerin kanıyla sulanan toprak vatan olabiliyor. Yoksa öbürünün dediğim gibi dünyanın herhangi bir toprak parçasından farkı yok. Bu topraklarda bizim vatanımızsa, vatanımız olmaya devam edecekse, aynen geçmişte dedelerimiz nasıl bu toprağı kanlarıyla suladı, bundan sonra bizim bu topraklar vatanımız olarak devam edecekse yine kanlarımızla sulanmaya devam edecek. Bu dünyanın kaderi böyle. Maalesef dünyada bir hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Hepimizin atası, babası, dedesi ne derseniz deyin, Hazreti Adem'den ta ki bu dünyanın sonu dediğimiz kıyamete kadar sürecek olan bu süreçte bu mücadele, yani doğru ve yanlış mücadelesi devam ediyor. Her dönemde doğrunun taraftarları var, her dönemde yanlışın taraftarları var. Bunu biraz daha klasik deyimi dönüştürecek olursak, hakkın taraftarları ve şeytanın taraftarları diyebiliriz. 80 milyon vatan evlatları olarak bir mücadelenin içerisindeyiz. Türkiye bölünmek isteniyor, Türkiye parçalanmak isteniyor. Türkiye, Orta Doğu'da etkisiz bir devlete dönüştürülmek isteniyor. Türkiye, Orta Doğu bölgesindeki dünyanın en fazla mücadelesinin, kavgasının olduğu bölge Orta Doğu bölgesidir biliyorsunuz gençler. Dünya kurulduğu günden beri böyledir burası, Orta Doğu. Onun için bu bölgeyi kaçırmak çok kolay. Bu bölgeyi fitillemek çok kolay. Bu bölgede grupları birbirine düşürmek çok kolay. Ve maalesef bu bölgede belli devletlerin zaman içerisinde güçlenmesini istemeyen batılılar hep bu mezhepçiliği ve etnik gruplaşmayı körükleyerek bu bölgede dengeleri ellerine tutmaya çalışmışlardır. Şu anda oynanan oyun budur. İşte Kürtleri belli bir şemsiye altında toparlayarak hem Türkiye'yi, hem Suriye'yi ve hem de Irak'ı kontrol altında tutabilme operasyonu şu anda yürütüyoruz. Ülkenin güneyindeki malum Kürt nüfusu var, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt nüfusu var ve Irak'ın aynı şekilde kuzeyinde Kürt nüfusu var. Bu üç ülkenin içerisindeki Kürt nüfusu birleştirerek, bir araya getirerek ortalama nüfus 20 ila 25 milyon civarındaki bir kitle bunu devletleştirerek üç ülkeyi de otomatik olarak yönetebilme, idare edebilme, kontrol altında tutabilme operasyonu var şu anda. Bizden biraz toprak alacaklar. Suriye'den toprak alacaklar. Irak'tan toprak alacaklar. Ve aynı zamanda bu operasyonla İran'da kontrol altında tutulacak. Şimdi ben 2011'de böyle Dışişleri Komisyonu üyesi olduğum için Türkiye'nin dış politikasının yorulduğu, hamurunun yorulduğu konusunda görev yapıyorum. Bu ekranlara, basına yansımayan birçok tabii bilgiyi biz oradan biliyoruz, paylaşıyoruz, duyuyoruz, gidiyoruz, inceliyoruz.
Türkiye'mizde inşallah dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi yapma yolunda verdiğimiz bu mücadelede siz gençlere de çok büyük işler düşüyor. İnşallah bir defa çok iyi bir şekilde okulunuzu bitirerek, çok iyi bir eğitim alarak ve inşallah üniversite serüveninizin sonunda da devletin çok önemli yerlerini inşallah ele geçirerek, yani hukuk sebebini ele geçirerek demek istiyorum. Ülkemize inşallah vatanımıza hizmet etmeye devam edeceksiniz.